Taç. Helal, helal. Canım, canım benim. Helal sana Serdar'ım, hoş gerçekten geldin. Bu helal. Adam kadar sevdiğim ve anlaştığım çok az insan var. Değil mi? Değil mi? Hepimizin helal sevdiği o. Bir yeri de benim. Hepimizin sevdiği. Baba, Serdar'ım hoş geldin. Baba, oley. Serdar'cığım çok şıksın. Bak bugün laf ettiniz diye en son. Gene espri. Diye alıyorlar yazıyor. Ne diyorlar? Hani o gün trio mu vardı? Evet. Evet, miydi? Evet, evet. Dediniz ya oğlum hep öldüm bittim diyorsun. Ah baba. Ha, canım benim. Serdar senin derdin ne canım benim? Evet. Bu bedbaht bir hal. Sen ne böyle üzgün duruyorsun? Yeni halim bu. Gülemiyorum. Neden? Bilmiyorum işte. Senin, Allah Allah. Sana komik gelen bana gelmiyor. Onları bıraktım bak ne kadar. Şahane. Yeni sene artık geldi. Bu. Bayağı enerjin. Evet. Ay, çok iyi tamam. Evet ama bir saat sonra çökeceğim. Hayır öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok. Çok iyisin maşallah. Sizi ama gördüm. bu şarkıda resmen yani, sanki üstüne dikilmiş 1997 böyle. Yılında evet. 97'de ben hapisteydim. Mamak askeri cezaevinde asker kaçağı diye attılar. Ama beraat ettim sonunda yani boşa gitti. Hayır yatayım da yani bari işe yarasın. Neyse koskoca Serdar'dın lan. Hemen aldım kalem. Bu devirde kimse Sultan değil bezirgen. Bu kadar güvenme oğlum kendine diye. Sonra hapisten Reha Muhtar haberlerde okuyordu. Serdar Ortaç hapse girdi diye. Çünkü beni konserden aldılar. Yani kolumda ben rahmetli babamla anneme bay bay deyip gittim. Ya şöyleydim. Yaz yağmuru dikkatli. İnzibatlar geliyor o sıra. Karabiberim. Gidiyor muyuz abi? Gidiyoruz. Nereye abi? Gel ben göstereceğim. Peki abi. Böyle gittim. Orada onu yazdım. Reha Muhtar haberlerde anons yaparken ulan dedim bunu en güzel Sibel abla okur. Canım. Hemen oradan Koral Sarıtaş mı Koral'a, vardı? Koral'a gönderdim tabii. Ya bizim, tabii. Bizi var eden adamdı yani. Ve Selçuk Tekay yaptı rahmetli yönetmenliği, bütün aranjisini. Nur içinde yatsın o. Nur içinde. Evet kanısının. Sonra yani. Beğendi Sibel abla. Hemen. Alıyorum bunu dedi. Daha dinler dinlemez. Ve benim besteci, beni besteci o yaptı aslında. Yani besteci kimliğimi hani... Öne kimse çıkardı. Bilmiyordu. Öne çıkardı. Sibel'in sayesinde. Ay ne aslında demek. Aslında kendine yazdım. Ben yorumlamaya çalıştım. Tabii tabii. Kendine yazmış baksana. Kendine yazmış. O anda o garip bir teyden. Bu ne diyordu? Şeyi de orada yazdım. Haber gelmiyor. Aman neler çıkmış orada. Belli beni sevmiyor artık. Ya salonumuzda yapalım oturma odamızda hadi. Bunu. Aynısını deneyelim. Yapalım. 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 Geçelim mi? Sen bilirsin. Oturma odamıza. Sen bilirsin. Hadi gel canım. Alkışlar Serdar Ortaş'a gelsin efendim. Sağ ol. Ne güzel şarkı. Ne güzel. Her zaman sağ ol. Güzel diye oldu. En sonunda trio'ya dedi. Evet. Evet. Kuartet oldu hatta. Kuartet. Enes'cim bravo. Ağzına sağlık. Enes ağzına sağlık kardeşim. Eline sağlık. Bayıldım. Güzel. Dayanamadım öpmek istedim. İyi yaptın. Zaten yılda bir öpüşüyoruz. Çok öper beni. Öyle mi? Evet. Öpsün canım ne güzel. Ne kadar güzel. Çok yakın arkadaşım her şeyden önce. Evet ama yani bir şey söyleyeceğim. Buradan da şuna bir son verelim Ortaç. Sürekli sosyal medya ile ilgili bir söylesene şunu. Sürekli günde bir Ortaç öldüm mü yazıyorum sana. Twitter'da bu yeni çıktı. Ha. Dur. Ama ne demek o ya? Allah korusun yarabbim. Ya Serdar Ortaç öldü hashtag'i var sürekli. Yazıyorum öldüm Allah. Yok abi ölmedim yazıyor. İyi diyorum. Ay, ömrü uzuyor. Ömür veriyorlar. Ömür veriyorlar. Şunu bir söyle nedir bu makara? Yeni çıktı bu yani. Allah korusun. Hüsnü abi hani ben ara sıra şey yapıyorum ya. Baba. Baba. Çok sıkı. Ama senin o. Bu da ona takıyor. Sürekli Serdar öldün mü bugün? O da yürüyor. Sina. Ay Allah'ım ya. Allah ama bu adam Allah mesela hiç mutsuz olmuyor. Sen mutsuz olmuyorsun. Hüsnü abiye bir kere mutsuz görmedim. Hakan'ı hiç görmedim. Ama sen içeriği bilmiyorsun ki. Ama içeriği sen dışarı yani. Biz yansıtamıyoruz belki dışarı. Ben yansıtıyorum işte. İşte mutsuzum, çok yansıtıyor. Mutsuzum. Aynen. Şu an nasılsın Serdar'cığım? Mutsuzum. Yok. Bu akşam yasaklıyorum sana mutsuz olmayı. Bir şey söyleyeceğim. Bir önce geldiğinde konuk olduğunda evet. Gerçekten seni mutsuz görmüştüm. Ama şimdi gerçekten bugün harika ya. Vallahi harikasın bugün. Ciddi söylüyorum. Aynı şeyi söyledim. Sebebini söyleyebilir miyim? Sebep? Hadi bakalım. Sebebini seninle gece gezenleri aç bir sor. Sebebi bekarım. Artık yalnızım. Aa seni şöyle alalım. Ben de bondan bak gel. Gel seni şöyle yan alalım. Yan İki yan bekar. Gel benim kadar arkadaşım. Ha? İki bekar. İki bekar. İkimiz bir. Ay var ya. Güller açan bekarız. Siz ne gezersiniz? Aslında açamayanlar bunlar. Sibel aslında laf ediyoruz ama birlikte olmanın ve yani bir kadının olması kadar güzel bir şey yok da
İşte biz birlikteyken mahvediyoruz ilişkiyi. Orada aç kıvırma ya. Söyledin de. Tamam. Yok ya. Şimdi abi sen evlendin ya. Bende doğu yok daha. Ben bir kere bile evlendim. Yani. Sen en azından gördün mü? Benim bir şahidim var burada ya. İlk kere evlendim ben. Benim. Ben bir ilk kere evlendim. Evet, evet. Aynı yıl içinde. Sibo muydu? Aynı yıl içinde. Ben nikah şahidi oldum. Aslında kutluyorsun da ne oldu sonra devamında? Hayırlı geldi mi? Yok, bu ikincisi de devam ediyor şu an. Aman aman aman. Çok da yakışıyor. Aman başlarlar, nazarlar. Öpüyorum o güzeller güzel. Sibel çok uğurlu geldin. Lan sen evlen. Zaten var ya Hakan'a 40 bana bir düğün gün, yapacaklar. 40 gece. Oo. Sana da aynı şekilde. Ama Hakan'la ilk kez evlenecek. Evlenmesi lazım. Aynen. Evet. Evet. Aynen. Ya bir yaşaman lazım yani. Doğru. O yüzüğü bir kere takman lazım ve... Öyle kalsın. Birine sahip olman lazım. O da senin sahibin olmalı. Aynen. O çok güzel bir duygu. İlk orada yerini işleyecekler. Güzel son anda. Twitter'da okuyacak mı yine ortacığım? Arkadaş bilir onun nasıl bir duygu olduğunu. Neyse kapatalım. Ay harikasınız. Hadi geçelim oturma odamıza. Hadi, hadi geçelim. Yani bu muhteşem gecede tek bir dileğim vardı içimden Hakan abiyle. Bir şarkıyı okumak en sevdiğim şarkı. Benimle düet yapar mısın? Sevesin. Ay ne güzel olur. Peki şarkıyı biliyor musun? Ne Mecnun ne Kerem bir çare bulmuş. Ayrılık her aşkın kaderinde var. Baki abi. Helal. Madem bu yola girdik. bu yola giren çıkamaz. Bence mesafeye girelim direkt. Serdar'cığım ne güzel aklına geldi ya. Bir düetimiz oldu en azından. 30 yıl dinlenecek dediğin tarz banyoda oldu. Yok yok içeride dedim ki. Bak dedim bu yaptığımız şarkıyı, türküyü neyse. Millet 30 sene dinleyecek banyoda, banyo yaparken. Sinan da ona taktı banyoda duruyor. Yok bir şey demiyorum canım, olabilir yani. Peki nerede dinleyecek abi? Yani ne bileyim normal salon malon. Jenerasyon en farkı. En çok banyoda dinler. Senin jenerasyon banyoda dinliyor herhalde. Ya demek Serdar şarkıları banyoda dinliyor arkadaşlar. Buradan bunu çıkartıyor. Bir şey söyleyeceğim. Banyoda da sound başkadır ama kimse. Tabii canım. Banyoda çok enstrüman çalan arkadaşlarım var. Ben de dahil. Tabii o çünkü banyoda işte böyle bak, hafif efekt onu düşünüyor. Tabii, tabii. Millet falan. Banyoda tıraş şeyiyle saç fırçasıyla şarkı okumuyor mu? Bülent abi ben bak Sinan büyük besteciler Hakan tam sıraya girmişiz. Hakan'ı buraya almamız estağfurullah, lazım. Estağfurullah estağfurullah olur mu? Çok seninle bir düetimiz oldu evet. Ve bayıldım. Çok bunu ben kendim banyoda dinleyeceğim tamam mı? Tamam. Ben de senin adın için banyoda dinleyeceğim bu düeti. Senin için ben de açacağım. Hüsnü abi Hakan bu şarkıyı hiç prova yapmadı. Direkt burada dedim vallahi ki. Vallahi bu nasıl çok güzel oldu. Çok yakıştı. Oku dedim şarkıyı. Çok da güzel oldu be. Vallahi şey oldu. Listede de yoktu vallahi Serdar'ın aklına geldi. Valla ne güzel oldu. Tiz'den geldiği gibi. Ve Tiz'den okuduğun. Evet. Harika. Pandemide patlayan şarkı mı var? Çok yakıştı. Çok yakıştı. Pandemide patlayan şarkısı var bir de. Evet ya. Zaten mevzumuz pandemide sosyal mesafeydi ya. Evet sosyal mesafe. Mesafe diye şarkısı var. Bu bir de sosyal bir şey olmuş bu. Mesaj olmuş bu. Evet. Tabii ki. Mesafe hijyen diyorlardı ya. Mesafe yiyeceğim maske. Aynen. Evet. Mesafe burada patladı. Yani bir daha şarkı yiyeceğim demek ki belli oldu. Aynen aynen pandemide patlayan şarkılardan. Çöp diye şarkın da var. Çöp diye şarkın da var. Sinan illa bana laf edeceksin değil mi? Yalan mı var mı yok mu? Hayır anlamadım. Çöp. Çok seviyorsun. Seni çöpe atacağım poşete yazın. Çöp de var. Provazör de var. Hidrojen de var. Şarkın var mı yok mu? Var kardeşim. Tamam, sen önce şunun sözünü okumayı bir becer de. Hangi? Sebebini senle gece gecenleri aç bir sor. Sebebini senle gece gecenleri aç bir sor. Sebebini senle gece gecenleri aç bir sor. Söyle. Sebebini senle gece gecenleri aç. Bir de şeyi sığdıramıyorum. Tanrım o Gamze'yi onu da sığdıramıyorum ne? Onu söyle. Ne? Nereye kondurmuş belini? Onu da yap. Tanrım o Gamze'yi nasıl da kondurmuş beline. Bir tane önce şarkı var. Bak. İtalyan asıllı Türk şarkısı. Aynen İtalyan. Ay Allah'ım ya. Sibel abla, Sinan ömrü boyunca benim yaptıklarıma laf eden ne? Ve uğraşan bir ama adam. En çok da ben dinlerim Ortaç'ım. Serdar'ım evet. Sen ona pas atıyorsun da ondan bence, adamdan. Bence birbirlerini çok seviyorlar. Ya ne aynen. Kadar güzellik. Sinan dostlukları. Piyano çalarken Sibel söylerken Serdar buradan dayanamadı resmi değil mi? Sinan'ı evet. Öptü valla. Evet. Evet. Çok özel anlarımızı paylaştık yani. Ayrı kuşaklara ait olmamıza rağmen gerçekten... yine geliyor ya. Gerçekten çok özel bir İnsan adam. Sevdiğiyle uğraşırmış mesela. Gerçekten da buradan söylüyorum Bülent abi. Hakikaten çok zor zamanlarımda aslında dert dinlemez gibi gözükür ama çok iyi dert dinler yani. Evet. Seviyorum. Çünkü Sinan'ın derdi bitmez. Sinan sen öyle dert misin canım ya? Şarkılardan belli misin? Sibel Hanım ayrıca Sinan'da benim gençliğimi görüyor musunuz?
İnşallah yani... görmüyor. Pardon. Görmüyordur diyor. Hayır, görüyor. Ulan ona... sen benim gençliğime kurban mı? Ben yaşayacağım en güzel gençliği yaşamışım. Bu arada şunu söylüyorum her zaman her yerde. Yazdım da bunu kaç kere. Serdar Ortaç'ın iki tane burada dünyada değil Türkiye'de star varsa... Zamanında özellikle yani ve şu anda devam ettiren olur. Bak gene zamanında dedi. Hayır ya. Yani ben hani Tarkan ve Serdar Ortaç dedik yıllarca ve bu hala devam ediyor. O yüzden arkadaş olmaktan gurur diyorum. Çok duygulandım. Çok oraya duygulandım. Evet, çok doğru, çok samimi, çok tebrik ediyorum ekibinizde. Aynen öyle. Evet. O da veda etmez, o da ne şarkılar okuyacak. Dünyanın benim için en önemli şeyi şarkı söylemek. Hep bestelerinize layık olmaya çalışacağım. Estağfurullah, değil mi? Daha hep güzel güzel, hep güzel hep şarkılar hep olsun. Yeter ki ben hep şarkı söyleyeyim. Bak Hakan hep mütevazi. Hani aynen, demiyor benim sesim güzeldir. Yok. Hiç umurunda değil. Onun ya mesaj atmak bile çok zevkli onda. Her şeyin en güzel olsun. Bir sürü emojiler şunlar. Harika olacak falan. Ne yapıyor kaçırdım. Yani Adile Naşit'le mesajlaşır gibiyim. Rahmetli Adile Naşit'le pozitifte biz küçükteyiz derdik. Yani mesela mesajlaşmak çok zevkli sizde. Hani Adil, bir ben şey kalpler koy. Ama canım bir kalpler, şöcemeler. Ama yani öyle güzel şarkılar. Bir günü bir başladı. Bak ona çok fazla dedi. Bir günü bir başladı yazışmaya. Ya. Ne kadar uzun yazışıyor. Abi, sen ne de mi sahneye çıktım, elimde telefon. Bırakamıyorum ben. Devamlı bir peşini şey bırakmıyorum. Bir beste vardı ki. Ben sahneye çıktım. Hayatta yani telefonla falan sahneye çıkmam mümkün değil. Ama çıktım artık. Böyle yazıyorum falan aldım. Ya. Millet de böyle bakıyor dedim. Böyle yaptım. Sibelcan dedim. Aa, devam abi, devam. Benim sizden bir ricam olacak. Ki hastasıyım ben o şarkının. Serdar'cığım kalemine, yüreğine sağlık. Zahmet olmazsa benim için bir kanasını söylerseniz çok sevinirim. Bu gece Sibelcan gecesi. Aynen. Sadece onun şarkılarını okuyacağız. Evet. Kanasın da ona verdiğim en güzel şarkılardan bir tanesi. Gerçekten öyle. Benim klasik artık konserlerde olmazsa olmazlardan biri. İçimizi acıtan şarkılardan biri. Evet. Ne şarkılar değil mi? Kanasın. Yani o seneler çok güzeldi. Bülent abi, bu şarkıyı daha 18 yaşında, 20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım biliyor musun? Abi! Çok çok çok. Çok, bir dakika şimdi Cansu mikrofonu attı. Cansu muhabbet çek beni ama aşıktım kadına. Ulan diyorum. Haberi var mıydı? Yoktu. Ha tamam. Yani platonik bir aşktı işte. Ondan sonra o kendi yoluna gitti. Cansu için bir şarkı yazayım, bir şarkı yazayım. Nehir gözlüm. Evet, nehir gözlümü yazdım kadına. Bana evet diyecek misin? Bana evet diyecek misin? Yoksa kaçıp gidecek misin Cansu? Kaçtı gitti Cansu. Kaçtı gitti. Ay ay Serdar.